Evet, merhaba arkadaşlar. Bu defa harita araçlarından olan veya zihin haritası dediğimiz araçlardan olan Poplet isimli web aracını sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi Poplet bana göre çok eğlenceli araçlardan bir tanesi. Web sayfasına gidelim. Poplet gerçekten çok eğlenceli araçlardan bir tanesi. Benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü görsel olarak da ciddi manada çok hoş zihin haritaları oluşturabileceğiniz bir araç. Kullanımı da inanılmaz şekilde basit. Burada dikkat ederseniz App Store'da da var. Fakat App Store'da olmasına gerek yok. Web sitesi üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta buradan login yazan yerden giriyoruz. Login yazan yerden girdikten sonra eğer ki bir üye değilseniz sign up diyerek bir üyelik alıyorsunuz. Sign up'tan girdiğimiz zaman karşımıza işte adınız, soyadınız, işte mail adresiniz, tekrar mail adresinizi girip İki tane de şifre yazıp bu kutucuğu yani tamam anladım kutucuğunu da işaretledikten sonra Next'e bastığınız anda sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra tekrardan giriyorsunuz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp şifrenizi yazdıktan sonra da içeriye giriş yapıyorsunuz. Dikkat ederseniz benimkinde yine Ogretken diye yazıyor. Ogretken diye yazmasının en büyük sebebi dediğim gibi ben orijinal mail adreslerimi pek kullanmıyorum. Onun yerine bu tip web sayfalarına girmek için farklı mail adresleri kullanıyorum. Özür dilerim. Şimdi buraya girdiğimiz zaman burada bizim daha önceden yapmış olduğumuz denemeler şunlar bunlar var. Şurada dikkat ederseniz Make New Poplet yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman burada hemen şöyle bir deneme diyelim. Evet. Web2 araçları diyelim. Web2 araçları dedik. Make it so ya tıkladığımız zaman olur ama olmadan önce bu arka plandaki renk ne olsun? İşte renkleri de yani zihin haritasının arka planının renklerini de buralardan seçebiliyorsunuz. İşte kırmızı dediğiniz zaman arka plan kırmızı oluyor. Tıklayalım. Make it so dedik. Dikkat ederseniz arka plan şu anda ona göre şekillendi. Şimdi buraya geldik. Buraya geldikten sonra burada şuradan ayarlarımız var. Dikkat ederseniz language buradan Japonca, Korece veya Hebrev dili şeklinde ya da İngilizceyi bırakıyorsunuz. Tabii ki İngilizceyi bırakıyoruz. Birçok ayar aslında burada. Bu ayarlardan PDF vesaire şeklinde bunların hepsini çekip alabiliyoruz. Şimdi burada tabii zihin haritamızı oluşturmadan önce ne yapmamız lazım? Buradan dikkat ederseniz sayfayı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yine buradan mesela New Poplet yazıyor. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu şekil oluşuyor. Yani zihin haritasını artık oluşturmak için gereken kutucuğumuz geliyor. Ya da silmek istediğimiz zaman evet burada görüyorsunuz çarpıya bastığımızda yes dediğimiz anda siliniyor. Ya da iki defa tıklamanız yetiyor. İki defa tıkladığımızda işte hemen buraya Web2 araçları dedik. Web2 araçları dedikten sonra biz bunu alıp bu karakterimizi A'ya basıp buradan kalınlaştırabiliyor. Biraz da ufaltabiliyor. Ortalayabiliyor. Sağa veya sola dayalı bir şekilde yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Burada bunları yapıyoruz. Buraya tıkladığımızda zaman da buradan dikkat ederseniz renkler var. Bu renkler aslında ne işe yarıyor? Şimdi şuraya tıkladığımızda burası gittikçe büyüyor. Bu aslında büyüyen şey bizim şu üst tarafa çizim yapmamıza yarayan bir araç ortaya çıkıyor. Dikkat ederseniz burada kendi çizimimizi yapabiliyoruz. Tabi bilgisayarda biraz çizim yapmak çok da kolay olmuyor maalesef. Veya beğenmediğiniz zaman clear deyip bunu komple bırakabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir mesela daire şekli çizelim öylesine. Şuraya bir adam resmi yapalım. Tabi fareyle bunu yapması çok da kolay olmuyor. Bıraktığımız zaman dikkat ederseniz bizim burada yapmış olduğumuz karakteri ve peki araçları çizimini yapmış olduk. Şimdi şu yan taraftakine tıkladığımız zaman da buradan şu kenardaki renklere dikkat ederseniz kenardaki renkleri değiştirebiliyoruz. Farklı renklere büründürebiliyoruz. Yazı karakterini değiştirme yazı karakterini değiştirme olayı yok. Yazı standart. Bu yazı çıkıyor. Bunu beğenmediğiniz zaman dediğim gibi yine silip kaldırabiliyorsunuz. Biz buraya hemen gelip Web2 araçlarını tekrar yazalım. Yazdıktan sonra burada link olayı maalesef yok. Ben buna resim yüklemek istiyorum.
Resim yükleyeceğim zaman buradan dilersem resim, bakın add image diyor. Vimeo üzerinden aslında video da çekip alabiliyoruz. Şuradan video çekip aldığımızda şöyle. Hatta burada videoyu da oynatabiliyoruz bunun içerisinde. Tabii bunu çıktı olarak almak istediğiniz zaman videolar oynamayacaktır. Genelde bu sebepten dolayı da biz bunu video olarak değil de resim olarak alıyoruz aslında. Çünkü resim olarak daha hoş bir görsel oluyor. Ama tabii ki bunu siz söyleyin, ters yüz sınıf yapmak istediğiniz zaman inanılmaz şekilde işinize yarayabilecek bir araç bu. Ben bunu da böyle bir kaldırayım. Tekrardan kaldırdım. Şimdi şuraya tıklayıp Web 2 araçları diyelim tekrar. Şimdi buradan biz resimlerle bunu yapalım. Bilgisayara tıkladım. Bilgisayarımdan masa üstüne geldim. Masa üstünde şuradan resim. Rastgele resimleri alalım. Hemen şuradan döndük. Resmin yüklenmesini bekliyoruz. Resmimiz buraya yüklendi. Şimdi bu bizim Web 2 araçları dedik. Etvinink ve Etvinink diyelim şöyle. Bir saniye. Etvinink diyelim. Etvinink dedik. Bizim ana başlığımız bu. Artık zihin haritamızı yavaş yavaş oluşturmaya çalışacağız. Şuraya tekrardan bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açtıktan sonra şuradan önce bir resmimizi çekip alalım bakalım. Resmi çekip aldıktan sonra işte resmimizi aldık. A'ya tıkladık. Proje tabanlı, pardon, proje portalı diyelim, özür dilerim. Proje portalı dedik. Şimdi burada dikkat ederseniz bu ikisi birbirinden şu anda bağımsız. Ben buradan bir tanesini alıp şuna bindirdiğim anda bu buna bağlanır. Veya bunu alıp buna çektiğim zaman bu buna bağlanır. Şu anda bunlar birbirine bağlanmış durumda. Ne tarafa çekerseniz çekin fark etmez. Artık bu bunun bir parçası. Şuradan hemen şekillerini alalım. Mavi olsun bunun kenarı. Bunun kenarına da dönelim kırmızı diyelim. Şimdi ardından tekrardan bir tane oluşturabiliriz. Şuradan bakın dikkat ederseniz tekrar göstereyim. Yani illaki yeni bir tanesi için tıklamanıza gerek yok. Üstüne tıklayıp şuna bastığınız anda bundan zaten hazır bağlantılı bir şekilde yeni bir tane çıkar. Yine buradan resmimizi aldık. Resmimizi aldıktan sonra buraya tekrardan yine dönüp işte ne diyelim öğrencilerinizi düşünün. Projeler gerçekleştirin dedik. Buradan yine bir tane daha attık ve dikkat ederseniz burada Kenan. Kenan benim kullanıcı adım olduğu için her yere bu Kenan ismini otomatik olarak atıyor. Bu benim tarafından yapıldığını gösteriyor. Diyelim ki ben bundan almak istemiyorum. Bundan artık bir tane almak istiyorum. Bu defa buna tıklarım. Bundan bu tarafa gider. Ve burada böyle bir döngüye dönüşmüş olur. Bu şekilde araçlarımızı yapıyoruz. Geriye doğru faremin tekerleğiyle gittiğimde geriye çekiyor. İleriye gittiğimde de ileriye çekiyor. Şimdi bu aslında kullanımı bu kadar basit. Sizin ne yapmak istediğiniz çok önemli. Şurada share butonu var dikkat ederseniz. Share butonuna bastığınızda share butonunda şurada Facebook'ta, Twitter'da linkini al. Sayfanın linki. Tabii bunun için önce paylaşmanız lazım. Okey, let me share dedik. Let me share dedikten sonra şunu alıp şurada hemen yeni sayfamıza yapıştır ve git dediğimizde yapmış olduğumuz karşımıza çıkar. Tabii ben şu anda giriş yaptığım için ben de böyle görünüyor. Bir çıkış yapsam buradan tekrardan buna bir yapıştır ve git desek ne olur bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yine burada login falan yazıyor ama bizim her şeyimiz burada. Yine share'e tıklayıp bakın dikkat ederseniz share'e tıkladığımda yine bunun aslında embed kodu burada. Şuradan kopyalayıp embed kodunu web sitelerimize de yapıştırabiliyoruz. Ya da bakın burada yapamıyoruz. Ancak içeriye giriş yaptıktan sonra şöyle bir hemen tekrar giriş yapalım. Server the book. Evet. Tekrar giriş yaptım. Dikkat ederseniz yine geldi. Şuraya tıkladığımda Export'a geldiğimde PDF, JPEG veya PNG olarak PNG ve JPEG aslında birer resim formattır. PDF'de biliyorsunuz farklı bir dosya formattır. PDF olarak bir çıktı alalım. PDF olarak tıkladım. Bana bilgisayarımı gösterdi. Epic araçları dedim. Kaydet dedim. Bir tane de resim olarak bir çıktı alalım bakalım nasıl görünüyor. Ona da bir bakalım.
Resim olarak da çıktığımızı alıyoruz. Yine webki araçları diye. Bu şekilde çıktılarımızı da alıyoruz. Tabi buradan tekrar düzenlemek için, şu bu için, yani birçok mesela ortala, sağdaya, soladaya, mesela buradan farklı işte iki sütun yap, tek sütun yap gibi özellikleri de mevcut. Bunları zaten kurcalayarak bulursunuz. Şimdi indirdiklerimize bir bakalım. Hemen şöyle resmimizi açalım. Evet, gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz resim olarak karşımıza burada çıktı. Resim olarak bu şekilde görünüyor. Resim formatı aslında netliği de hiç fena değil. Buradan bu şekilde alabiliriz. PDF olarak baktığımızda da yine PDF olarak dikkat ederseniz bakın sayfanın alt tarafı şu anda yok. Çünkü yatay olarak değil dikey olarak alıyor. Bunu da ona göre ayarlayabilirsiniz. Dikey olarak aldığında da görüntüsü bu şekilde oluyor. Çok kolay, çok kullanışlı, çok eğlenceli bir araç. Öğrencileriniz dahi bunları bu resimlerle bu şekilleri verdiği zaman gerçekten büyük keyif alıyor. Sizler de bunu çok rahat hem derslerinizde, istediğiniz derslerinizde, isterseniz de projelerinizde çok rahat kullanabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle görüşmek üzere arkadaşlar.